Ama Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz bir belge tartışması var. Man Adası diye bir şey duyduk. Ben açıkçası bilmiyordum. İşte dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra açtık baktık. Google'da da en çok tıklanan başlıklardan biriymiş Man Adası. Bayrağını gördük. Üç tane bacak var böyle. Arkadaşlar onu da görüntüye getirirse. O da çok tartışma konusu oldu. Yine sosyal medyada çok yaratıcı paylaşımlar Evet. oldu. Şimdi nereden gelindi buraya? CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarının, yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar aktardığını belgeleriyle ortaya koydu. İşte AKP'li yetkililer, ekranda Man Adası bayrağı. Üç tane dönen bacak İlginç var. bir Şövalye bayrağı bacağını, varmış. evet, şövalye bacağını andırıyor. Evet. Yakınlarının olduğu belgeler ortaya koydu dedik. Dolar aktardığı belgeler. Şimdi bunun hukuki yönü ayrıca tartışılıyor ama daha önce Malta'ya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının ticaret yaptığına ilişkin biliyorsunuz Paradise Papers çıkmıştı. Daha o konu sıcaklığını yitirmeden bu çıktı. AKP'li yetkililer, Başbakan Binali Yıldırım ve en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları sahte olarak niteledi. Dikkate almadığını söyledi. Bu beş isim açsa o zikrettiği şirkete veya yere para göndermiş de değil. Tam aksine mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi, oraya para gitmedi diyor. Yani biraz böyle yuvarlak laflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdi hukuki yönünü konuşuruz ama ne demek bu? Yani belgeleriyle ortaya konmuş bir zincir var. Ne demek bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmiyor. Yani tam kabul etmiyor gibi bir Değil. ifade çıkmadı Yani oradan. kendisinin Şöyle bir, olmadığını söylüyor evet. ama zaten Sayın Kılıçdaroğlu da akrabaları ve yakınları dedi o belgeleri paylaşırken. Şimdi dün Sayın Kılıçdaroğlu bir takım belgeler gösterdi, dekontlar gösterdi ve işte tarihler verdi. Bu belirttiği tarihlerde kimin Man Adası'na kaç lira para gönderdiğini Kalem, tek tek kalem, evet. saydı. Enişte vardı, kardeş vardı, işte Dünür vardı. Özel kalem müdürü denildi ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı en net olarak Onu söyledi. onu söyledi. Dedi ki o benim özel kalem müdürüm hiç olmamıştır. Bir iş adamı sadece dedi. Yani dünkü Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basın toplantısına karşılık olarak en net reddettiği konu birinin ismi geçen birinin özel kalem müdürü mü yoksa bir tüccar mı olduğuyla, iş adamı mı olduğuyla bağlantılıydı. Yani verilen şeylerden işte 14 milyon dolara yakın bir para transferinin listesini verdi Man Adası'na. Yani bu transferlerin bir suçla bağlantılı olduğunu falan da ifade Yok. etmedi. Ama siyasi etik açısından sorgulanacak bir konu olarak değerlendirdi. Fakat hemen dün ailenin avukatı mahkemeye verin dedi. Bu mahkemeyle ilgili olmayabilir. Bir siyasi etik nedeniyle sunulmuş, açıklanmış olabilir bir. İkincisi de bu konularda bu tür meseleler hemen doğrudan partiler arası, liderler arası meseleler doğrudan hemen mahkemelerde kozumuzu paylaşırız şeklinde ben 16 yıllık milletvekili hayatım boyunca hiç rastlamadığım bir konudur. Yani iki partinin genel başkanının birbirleriyle ilgili itham ve isnatlarına isnaden hiçbiri hadi mahkemeye bakalım dememiştir misilleme olarak. Ya nedir? Bu konularda önergeler hazırlanır, araştırma komisyonları kurulur. Bu komisyonlar bu belgeler doğru muydu, yanlış mıydı diye ilgili havaleyi yapan bankanın kayıtlarına doğrudan re'sen bakarlar, yetkililerin ifadelerini alırlar. Komisyonda hem muhalefetten hem iktidardan milletvekilleri olacağı için de birlikte o evrakları inceleme imkanına kavuşurlar. Sonunda yani bu belgeler doğru mudur, değil midir? Herkesin göreceği şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla konu mahkeme konusu değil. Öncelikle liderlerin konuyu meclis mekanizmaları içerisinde çözmeleri lazımdır İlk diye dile getirilen bakıyorum. AKP tarafından da buydu. Hemen işte mahkemeye başvursun. Yani o yani çok benim alıştığım bir siyasi tarz değil. Yani 16 yıl boyunca mecliste gördüğüm bir siyasi tarz değil. Birbirlerini mahkemeye davet etme yani hemen ele alınacak bir konu değil. Üstelik konu mahkemelik bir konu olup olmadığı da belli değil. Yani kanunlara bakarsınız. Mesela vergi kanunları açısından.
Eğer bu gelirler, bu transferler vuku bulmuş da bu tür gelirler varsa, bu gelirler gayrimeşru da olabilir, vergisi ödenmemiş gelirler de olabilir. Ama vergi kanunlarımız aşıktır. Bunların hepsi zaman aşımına uğramıştır vergi açısından. Bu paraların vergisi ödenmediyse elde edilirken, vergi usul kanunumuza göre 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmuş olduğu için artık bu saatten sonra vergisi ödenmemiş olduğu anlaşılsa bile maliye bunun vergisini isteyemez. O hak düşmüştür. Düşmüştür, evet. Dolayısıyla hemen mahkemelik bir konu olmayabilir. Yok. Önce işin gerçek yüzünü araştırmak lazım. Peki ne gördük dünle bugün arasında derseniz, ben şunu gördüm. Birincisi medya desteği son derece önemli galiba. Çünkü dün Sayın Kılıçdaroğlu basın toplantısı yaparken hem canlı yayında hem de haberleştirme konusunda medya desteğinin fazla olmadığını gördük. Yani birkaç, yani başta Halk TV olmak üzere. Yeni de şaşırdık Sayın Bakanım. Yani TRT tam o anda Sayın Kılıçdaroğlu kutuyu açıyorum dediği anda. Hatta o görüntü varsa arkadaşlar bir hazırlayabilsek yani tekrar izleyelim. TRT bir partinin TRT'si değil ki. TRT devletin televizyonudur. Herkesin cebinden finanse edilendir. Hatta Kılıçdaroğlu'nun işte maaşını alırken vergi vesaire kesiyorsunuz. Bu kestiğiniz vergilerle de finanse edilen bir kurumdur. Buna rağmen eşit davranmıyor. Halbuki kanuna şeyine baksanız, kuruluş prensiplerine baksanız eşit tarafsız yayın yapması vardır. Fakat nedense bunların bir yaptırımı olmuyor. Oradaki bürokratlar Cumhurbaşkanı'yla iyi geçinmek için, iktidarla iyi geçinmek için, koltuklarını korumak için. Evet, ekranda. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Ses var mı? Evet. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya. Kutuyu açtırmıyor ama açıldı kutu. İçindekiler de döküldü. TRT her ne kadar bunu sansürlese de tüm Türkiye biliyor artık. Evet, çünkü tecrübesi de var. Oradaki insanların biliyorsunuz Halkbank Genel Müdürü'nün evindeki ayakkabı kutuları açıldığı zaman tehlikeli şeyler ortaya çıkmıştı. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun kutusu açıldığı takdirde yine benzer tehlikeli şeyler çıkacağını hissettiler. Hemen anında yayını zaten kestiler. Zaten herhalde teyakkuzdadırlar. Evet. Muhakkak. Yazık yani. TRT böyle bir, ne hale geldi? Böyle bir medya dengesizliği var. Başta TRT olmak üzere pek çok medya kuruluşu hiç vermemeyi, duyulmasını engellemeyi temel yayın politikası haline dönüştürmüştür. Ama bugün bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı buna cevap verirken bir kere aslını vermeden verilen cevabı nasıl yayınlarsınız? Evet. Öyle değil mi? Şimdi yani yayıncılıkta yok, temel kuraldır. Gerekçe yok. Önce işin aslını, iddiaların aslını, iddialarda bulunanların ne söylediklerini verirsiniz, yayınlarsınız. Bugün de sonra, Erdoğan'ın konuşmasını verirsiniz. Evet. Sonunda biri ona cevap veriyorsa cevap vereni yayınlarsınız. Ama öyle olmamıştır. Medya ağırlığına baktığınız zaman kahir ekseriyetle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar verilmemiştir. Ama Sayın Erdoğan'ın açıklamaları onu bastıracak bir yoğunlukta ve yaygın bir şekilde verilmiştir. Şimdi bu belgeler neyin nesidir? Evet. Manadası'ndan evet. Başlayalım isterseniz. Siz evet. Biliyor muydunuz Manadası'nı? Manadası'nı biliyordum. Nereden biliyordum? Başbakan yardımcılığım sırasında Yeni Zelanda'ya gitmiştik bir resmi toplantı nedeniyle. Otel lobisinde birine rastladık. Ben tanımıyordum. Filmi de izlemediğim halde. Yüzüklerin Efendisi filminin kamburu oradaymış o sırada. Aynı mekandaydık. Başladık sohbet etmeye. Sohbet ederken, tabii Yeni Zelanda'da ne geziyor? Bunun Hollywood'da olması lazım, Amerika'da olması lazım diye düşündük. Siz nerede yaşıyorsunuz diye sorduk. Siz yoksa Yeni Zelanda'lı mısınız dedik. Yok hayır dedi, ben dedi çoğunlukla dedi, yani dünyanın değişik yerlerinde bulunurum ama dedi çoğunlukla dedi Sarhoşlar Adası'nda yaşarım dedi. Dedik,
Nerede bu sarhoşlar adası? Dünyada bir sarhoşlar adası diye ada mı var dedik. Dedi ki bu ada dedi İngiltere ile İrlanda arasındadır dedi. Orada dedi herkes içer dedi. Nüfusu da azdır dedi. Herkes içer dedi. Sonra dedi publarda buluşuruz dedi. Ama herkesin bir araştırma konusu vardır dedi. Bu araştırma konusunu o publardaki sohbetlerde sunarız dedi. Eleştirirler, tartışırız. Sonra bir başkası kendi araştırma konusunu sunar, onu tartışırız. Böyle bir entelektüel havası da olan bir adadır bu ada dedi. Benim de iki tane temel araştırma konum var. Biri kuş gribidir dedi. İkincisi bilmem işte Avrupa nüfusunda Müslümanlaşmanın nasıl gittiğiyle ilgili bir çalışmadır dedi. Bu iki konuyu da çok tartışmışımdır dedi. Sonra ben merak ettim bu Sarhoşlar Adası neresiymiş diye. İrlanda ve İngiltere arasındaki o denizi haritadan bakıyorum bir tane ada var, başka ada yok. Man Adası. Ya acaba bunun kastettiği ada bu Man Adası mıdır? Bu Sarhoşlar Adası yoksa başka bir ada mıdır? Henüz onu da ayrıştırabilmiş değilim. Yani şek edebilmiş değilim. Ama o araştırma nedeniyle, merakım nedeniyle haritada Man Adası'nı görmüştüm. Oradan biliyorum. Evet. Man Adası böyle hacmi ortada ama oraya evet, işte galiba milyonlarca dolar. Biri. Evet, evet. Çok küçücük bir ada hakikaten. Evet. Dün hemen bu Man Adası gündeme düştükten sonra haritalar da paylaşıldı, bulduk. O harita var mı elimizde, varsa onu da getirelim ekranı. Sizin söylediğiniz kadar işte şu kadarcık bir ada görünüyor haritada. Evet. Şimdi daha önce Paradise Papers vardı. Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları ile ilgili CHP ve HDP önerge vermişti. CHP'nin önergesi reddedilmişti. Bugün HDP'nin önergesi de reddedildi. Evet, Man Adası şu anda ekranda görüyorsunuz sevgili seyirciler. İngiltere ile İrlanda arasında küçücük. Dikkat ederseniz etrafta başka bir ada da yok. Yok, denizin ortasında küçücük bir ada. Bu Man Adası'ndaki olayla ilgili de yine CHP'nin önergesi olacak ama bunlar hep AKP'nin oylarıyla reddediliyor. İnkar ediyorlar. Başbakan Binali Yıldırım da benzer açıklamalar yapmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer AKP'li isimler de benzer açıklamalar yaptılar. Yok böyle bir şey diyorlar. O zaman niye araştırılmıyor bu? Ne engel Bakın, var? Bakın eğer siz abdestiniz yerindeyse, hani öyle bir laf vardır ya, namazınızdan şüphe etmezsiniz. Yani eğer bu belgelerin gerçekten sahte olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda bir meclis araştırma komisyonu kuralım denildiği zaman da hayır kurmayalım demezsiniz. Hadi hodri meydan, kuralım inceleyelim kardeşim. Bu belge dediğiniz kağıtların üzerindeki tarihleri bilmem neleri, seri numaraları vardır zaten. Aynı seri numaralarından ilgili banka kim neresi havale etmişse oranın kayıtlarıyla karşılaştıralım dersiniz. Komisyona belgeleri verecek CHP zaten. Tabii komisyona verecek. İncelenecek. Ne görülecek? Havale banka vasıtasıyla yapılır. Herhalde çantayla gitse zaten o belge diye bir şey ortaya çıkamaz. Bir bankaya ait olacak. O bankanın kağıtları olduğuna göre, dekontları olduğuna göre, Swiss belgeleri, kayıtları olduğuna göre komisyon üyeleri gidecekler, o bankayla konuşacaklar, o seri numaralara bakacaklar. O seri numaralar zaten bankada yoksa bu başka bir şey denecek. Bankada varsa o tarihler itibariyle, o kesilen dekontların seri numaraları itibariyle bankadaki örnekler de aynısını gösteriyorsa mesele yok. Ama aynı seri numaralara ait bankadaki örnekler başka şeyler gösteriyorsa bu sefer diyeceksiniz ki yok, bu mutabakat sağlanamadı. Evet, demek ki bu iddialar doğru değil diyeceksiniz. Bu kadar basit, tüm kamuoyuna ve Türkiye'ye bakın, hiç korkmadık, çekinmedik. Araştırmak mı istiyorsunuz? Hadi buyurun araştıralım dedik. Ve araştırma önergesinin sonrasında CHP milletvekillerinin de içinde olduğu bir komisyon sonra bunların gerçek olmadığını ispat etti diyebilirsiniz. Ama yok, iddia sahiplerinin iddiasının araştırılmasını engeller, komisyonun kurulmasına red oyu vermek suretiyle böyle bir komisyonun ortaya çıkmasına engellerseniz yaptığınız işten biraz tereddüdünüz var demektir. Çekindiğiniz noktalar var demektir. O takdirde de yapılan açıklamalarla ortaya çıkan tablo karşısında
kamuoyu farklı şeyler düşünür. Evet. Dolayısıyla flu, muğlak kalır. Evet. Kamuoyunun nezdinde bunun, zaten Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ifade ediyor. Yani kamuoyu nezdinde bütün bunlar aydınlansın. İşin hukuki kısmını koyduk bir kenara. Ama bu ülkenin yöneticisinin çok yakınları bu sözü geçen isimler. Eniştesinden tutun da işte Dünür'ü var, oğlu var vesaire. Yani ben şunu da anlayamadım. Yani bunu da arada söyleyeyim. Yani anladım, kardeşinin ismi var. Yani damadın ismi var. Evet. Yani onların bu işlemleri yapıp yapmadığıyla ilgili bir açıklama yapması normal ama mesela işte eniştedir, Dünür'dür, bir iş adamıdır. Onları da savunmak, yani bence Cumhurbaşkanı ona da girmese iyi olurdu gibi geliyor bana. Evet, peki. Bu arada Zarraf'ın açıklamalar yaptığı duruşmaya öğle arası verilmiş, öğle yemeği arası. En dikkat çeken sevgili seyirciler, Çağlayan'a verdiği rüşvetle ilgili bu miktar diğer para birimleriyle yaptığım ödemeleri kapsamıyor diyerek resmen Çağlayan'a rüşvet verdiğini itiraf ediyor. Rıza Sarraf 45-50 milyon euro rüşvet verdiğimi sanıyorum diyor. Çağlayan'ın hakkında tutuklama kararı var. Bakalım nereye gidecek? Daha ne sürprizler çıkacak? Sayın Şener, çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ben de merak ettiğim bu rüşvet listelerine girecekler mi diye. Evet, yavaş yavaş, yavaş ucu görünmeye başladı herhalde. Girmeye başlamışlar. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, bu akşam da yayınımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizden sonra Tuğba İmlek'le Ümit Sileli konuklarıyla sizlerle olacak. Yarın saat 18'de görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.